Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Kıyamet günü ölüm beyaz bir koç şeklinde getirilip cennet ve cehennem ortasında durdurulur. Kıyamet günü ölüm beyaz bir koç şeklinde getirilip cennet ve cehennem ortasında durdurulur. Sonra mahşer ahalisinin gözleri önünde boğazlanır. Sevincinden ölen birisi olsaydı o anda cennet ehli sevincinden dolayı ölürdü. Artık ölmeyecekler çünkü. Eğer üzüntüsünden dolayı ölen olsaydı cehennem ehli kederlerinden ölürlerdi. Cennet ehli bu haberi duyunca mutluluklarından ölürdü diyor. Artık ölmeyeceğiz. Cennette ibadet yok, zikrullah var. Artık ölmeyeceğiz. Seyrullah var. Evet. Artık cehennem ahalisi de üzüntüsünden ölürlerdi. Eyvah! Azabımız ebedül ebeddir. Allah'ım bizi cehennemde yananlardan eyleme. Amin. Allah'ım bizi cehennemde yananlardan eyleme. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kural tanımayan insan bilmiyor ki tuvalete girmenin, tuvalette kalmanın bir kuralı var. Gusül abdesti almanın kuralı, ya her şeyin, tavaf etmenin, Beytullah'ı tavaf etmenin bir kuralı var. Ama kuraldan herkes sıkılıyor. İnsanın hayatta en çok korktuğu şey ölümdür hocam. İnsan en çok ölmekten korkuyor. Sıkışınca, nefes darlığı olunca ya da nefes borusuna bir şey kaçınca öleceğim sanıyor insan. Ya ben de çok olur öyle. Hızlı mı yiyorum, görmemiş gibi ne bilmiyorum. Ya böyle nefes boruma hücum edince falan. Ahiret denilen yerde artık doğal gaz, Rusya-Ukrayna savaşı, 20 milyon ton buğday diye bir kavga yok. Bakın şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam bize hatırlatıyor. Namaz kıldığında son namazınmış gibi kıl. Sonradan özür dileyeceğin bir şeyi söyleme. İnsanların elindeki şeylerden ümidini kes. Bir beklenti içine girme. İnsanlardan bir beklenti içine girme. Ya ne kadar enteresan, ne kadar enteresan. Bunu herkese duyuralım, çağırın. Evet, Ahmet, Mehmet, Semih, Hümeyr Hanım gelin. Yok yok, bunu insan kendine duyursun. Namaz kıldığında son namazınmış gibi kıl. Ölüm var. Ölüm. Namaz kıldığında son namazınmış gibi kıl. Sonradan özür dileyeceğin bir şeyi söyleme, bir söz, bir fiilde bulunma. İnsanların elindeki şeylerden ümidini kes, bir beklenti içerisine girme. İnsanların elindeki şeylerden ümidini kes, bir beklenti içerisine girme diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Acaba bu hadisi şerife yorum yapmak gerekir mi?
İşte ölüm geldiğinde ölüm meleği, ölüm fiili, ölüm meleği, o da ölecek, diriltilecek mahşer yerinde. Ama ölmek, yani ölüm hadisesi, ölüm beyaz bir koç halinde, şeklinde getirilecek ve ölüm, ölmek, kurban edilecek. Elhamdülillah diyecekler cennetlikler. Allahu Teala'ya hamd edecekler cennetlikler. Cehennemlikler vay diyecekler, vah diyecekler. Allahu Teala'dan af dileyecekler ama artık mahşer yeri af dileme yeri değil. Mahşer yeri hesap görme yeri. O yüzden insan ellerindeki nimetlerle alakalı benimdir deyip hava atmasın. Makamlarla alakalı benimdir deyip üstünlük taslamasın. Güzellikle alakalı var mı deyip nefis yapmasın.